Sevgili katılımcılarımız, değerli destekleyenlerimiz ve konuşmacılarımız, 2021 yılının ilk dijital etkinliği olan veri analitiği ile süreç madenciliği temasına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi'nden Tuğsen Fıstıkçı Bakır. Sofer AG ve Konsulta işbirliği ile gerçekleştirecek bu etkinliğimizde süreç madenciliğinin anlamını, şirket stratejilerinin hayata geçmesinde bu kavramın önemini örneklerle ele alıyor olacağız. Geleneksel süreç yönetimindeki eksik parça olan süreç madenciliği detaylarını değerlendireceğimiz ve yeniliklerini öğreneceğimiz söyleşi programımıza şimdi başlayacağız, ancak hemen öncesinde çok minik bir anonsum var. Eğer konuşmacılarımıza sorularınız olursa platformda göreceğiniz Questions bölümünden yazabilirsiniz. Lütfen el kaldırma işaretini Questions bölümünü kullanınız. Şimdi sizlerin de katılımıyla interaktif gerçekleşecek olan söyleşiyi başlatmak üzere. Öncelikle Software AG Orta Doğu ve Türkiye İş Dönüşüm Direktörü Sayın Cezmi Eroğlu'yu davet ediyorum. Hemen ardından Konsulta Dijital Analitik Direktörü Sayın Erkan Yapra'yı yayına davet ediyorum. Merhaba Cezmi Bey, merhaba Erkan Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sanırım tamam, seslerde bir problem var. Arkadaşlarım da arkadan destek verirlerse sesleri halledebiliriz. Maalesef ben şu an duyamıyorum. Şu Şimdi an duyabiliyor açık. musunuz? Erkan Bey, sizin de sesiniz geldi. Hoş geldiniz tekrardan. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim. Sizler geleneksel süreç yönetimindeki eksik parça süreç madenciliği başlığında değerli bir içerik sunacaksınız bizlere. Ben görüşlerinizi paylaşmanız için sizleri yayında yalnız bırakıyorum. Sohbet sonunda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok teşekkürler açılış için. Ağzınıza sağlık. Sizin de bahsettiğiniz gibi söyleşi tadında bir toplantı olsun istedik. Aslında hep beraber bir toplantı odasındaymışız gibi olsun istedik. Çünkü malum pandemi dönemiyle beraber şahsi fikrime göre daha da verimli olan o fiziksel toplantılar, organizasyonları yapmak çok da mümkün olmuyor. Böyle olunca da miktar da arttı. Çok da fazla dijital event de oluyor, webinarlar vesaire. Ben de çok severek çoğuna katılmaya çalışıyorum. Bilgiye ulaşma imkanımız daha da arttı. Fakat bir noktada da tabii şey de oluyor. Hangisi daha verimli, daha katma değerli? Onu seçmek de gerekiyor. O yüzden biraz daha farklı olsun diye böyle söyleşi tadında bir şey yapmak istedik. Ben konsultada dijital ve analitik çözümlerden sorumluyum. Software AG ile bizim çok uzun yıllara ve sağlam temellere dayanan bir işbirliğimiz var. Birlikte şirketlerin sıkıntılarına doğrudan ya da dolaylı çözüm sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de çok inandığımız bir enstrüman, çok da fazla bilinmediğini düşündüğümüz, farkındalık da arttırmaya çalıştığımız bir konu olan süreç madenciliğinden bahsedeceğiz. Böyle karşılıklı sohbet havasında bir oturum planlıyoruz. Sözü Cezmi'ye vereyim sevgili dostum. Teşekkürler Erkan. Ben de kısaca kendimi tanıtayım. Ben de Software AG'nin Orta Doğu ve Türkiye bölgesindeki iş dönüşüm çözümlerinden sorumlu olarak çalışıyorum. Senin bahsettiğin gibi bugünkü ilginç bir konu. Eminim katılımcılarımız da aslında bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorlar süreç madenciliği konusunda. Ben de açıkçası heyecanla bekliyorum bunu. Evet. Umarız güzel sorular da alırız. Biraz da zorlayıcı sorular olursa tabii daha da güzel olur. Umarız ilginizi çeker. Hem bilgilendirmek hem de güncel hayattan kazanım örneklerinden bahsetmeye çalıştığımız bir oturum planladık. Yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Sanıyorum bağlantıda bir problem. Biz seni Erkan Bey, görebiliyoruz Erkan şu isterseniz an. ben presenter yetkisi vereyim.
İyi olabilir çünkü bir takılma yaşadım. Tamam, lütfen kabul edin. Evet, şu anda ekranınız görünüyor. Süper. Biraz olayın aslında başlangıç noktasından bahsederek girmek faydalı olabilir diye düşünüyorum. Süreç madenciliği derken esasında fayda sağlamaya çalıştığımız konu süreçlerin performanslarının efektif bir şekilde analiz edilerek iş sonuçlarına yansıtılmasını kolaylaştırmak. Bu şekilde tanımsal bahsettiğimde tabii benzer konulardan ayrıştırmak çok kolay olmayabiliyor. Fakat esasında tüm işletmelerde yani bu bir vakıf bile olsa esasında bir süreç yönetiyor. Ticari kaygı gütmese bile ki çoğu işletme biliyoruz ki ticari kaygı gütmek durumunda. Ve bu ticari ya da marka perspektifinden ya da insan kaynakları perspektifinden hedeflediğimiz başarılara ulaşmanın yolu da süreçler. Esasında bir aktiviteler silsilesi sonucunda oluşan sonuçlar bizim performansımızı belirliyor. Ve performansı iyileştirmeye çalıştığımız nokta genelde onu ölçmek oluyor. Fakat ölçtükten sonra aksiyon alacağımız yer ölçtüğümüz yer genelde olmuyor. Yani o sonucu doğuran sebeplere müdahale etmek gerekiyor. Bugüne kadar proses yani süreç madenciliği, process mining kavramı çok yüksek sesle bugünkü olduğu kadar telaffuz edilmediği zamanlarda bu çok kolay değildi. Bu biraz daha kolaylaşıyor artık. Amacı aslında özetle süreç performansını nasıl minimum eforla maksimum hale getirebiliriz. Bununla alakalı bir dijital yetkinlik sağlıyor bize. Bu tabii süreç bilgisiyle kombinlediğimiz bir dijital yetkinlik. Bu bir yazılım çözümüyle mümkün olan bir yetkinlik. Fakat tek başına yeterli olmuyor. Sürecin performansının artabilmesi için süreç bilgisi de gerekli oluyor. Bu noktada aslında kombinlediğimiz bir değer önerimiz var. Çok fazla süreç tipi var sonuç oluşturan. Biz burada süreçlere tabii end-to-end dediğimiz uçtan uca süreçler mantığıyla yaklaşıyoruz. Siparişten sevkiyata, siparişten tahsilata ya da satın almadan ödemeye ya da bir işe alımdan o kişinin oryantasyonuna kadarki süreçler esasında uçtan uca süreçler. Bu süreçlerin performansı işletmenin genel performansını etkiliyor. İşte process mining de tam bu noktaya oturuyor. Bir de özellikle yakın zamanda process mining'den belki daha fazla farkındalığa sahip bir konu var. RPA konusu, robotik süreç otomasyonu konusu. Bugün biraz RPA ile süreç madenciliğinin ilişkisini ve hangi noktalarda birbirlerinden ayrıştıklarını ve birbirlerini nasıl beslediklerini de konuşmak istiyoruz. Çünkü Software AG ve Konsulta olarak RPA çözümleri de olan aslında danışmanlık ekipleriyiz ve çözüm sağlayıcılarız. Fakat ayrıştırmak istediğimiz belli noktalar var. Bu noktada Process Mining aslında RPA'yi destekleyen, RPA'nin faydasını daha da arttıran bir kavram olarak öne çıkıyor. RPA konusu tabii çok hot bir konu. Çok fazla sağlayıcı da var bu noktada. Fakat genelde RPA bir aktivite ya da birkaç aktivitenin odağında dönerken süreç madenciliği genel daha kapsayıcı bir iyileştirme önerisi sunuyor. Tabii ayrıştırmak için diyagramlar kullanmak faydalı oluyor. Bu noktada iki farklı eksende yani veri odaklı ya da proses odaklı olması bir çözümün fayda anlamında da ya da fonksiyon anlamında da raporlama odaklı veya haber verme, anlık haber verme, uyarı sağlama odaklı olması anlamında ayrışıyorlar kavramlar. Sol alt tarafta proseslerin data bazlı uyarı mekanizmaları iletmesi esasında streaming analytics dediğimiz canlı analitik konusu. Bu noktada da hem software RG hem konsult olarak çözümlerimiz var. Buradaki değer önerisi
proses verilerinin real time dediğimiz canlı akış itibariyle dinlenmesi, tabiri caizse canlı verinin dinlenmesi sonrasında analitik yapılması, fakat burada bir öngörüsel analitik ya da prescriptive dediğimiz yönlendirici analitik etkinliğinden bahsetmiyoruz streaming analitikte. Sağ alt tarafta aktivitelerin, süreçlerin monitör edilmesi, takip edilmesi konusu var. Bu biraz daha BPM dediğimiz kavramla ilişkili. Ve sol üstte de aslında process mining'i bizim en fazla ayrıştırmak istediğimiz, farkındalık yaratmak istediğimiz konu iş zekası tarafı var. Veri temelli bir kavram ve raporlamaya, iş sonuçlarının performansının anlık görülmesini hedefleyen bir yaklaşım. Process mining bu noktada farklılaşıyor iş zekasından. İş zekasında sonuçları raporluyoruz. Süreç madenciliğinde ise o sonuçlara sebep olan aktivitelerin performanslarını sonucu olan etkileriyle birlikte yan yana koyarak analiz edebiliyoruz. Bu noktada farklılaşıyor. Çünkü günlük olaylarda da böyle, işletmelerin proseslerinde de böyle. Her sonuç aslında bir sebepler silsilesinin sonucu ve her proses olmadan önce işaretler gönderdiği gibi olduktan sonra da izler bırakıyor. Aslında süreç madenciliğinin çıkış noktası bu. Süreçlerin akarken, ilerlerken dijital ortamda bıraktıkları izlerden, tabiri caizse tıpkı kardaki ayak izleri gibi, bu izlerden yola çıkarak ve bunları bir kronolojik sıraya koyarak sürecin sonucuna olan etkilerini görmeyi mümkün kılıyor. İşte bu noktada süreç modellemeden de ayrışıyor. Çünkü süreç modelleme çalışmalarını bizler de çok fazla yapıyoruz. Sürecin olması gerektiği ya da olduğuna dair en fazla fikrin olduğu haliyle modelleniyor süreçler daha çok. Süreç madenciliğinde ise modellenmiş süreçten farklı olarak sürecin gerçekte nasıl aktığına dair tamamen objektif, tamamen veriye dayanan bir akış çizmek ve bunu modellenmiş süreçlerle de kıyaslamak çok mümkün ve kolay hale geliyor. Esasında en kritik nokta burası, en çok ayrıştığı nokta burası. İş zekasında sonuçları, işlem datalarını, özellikle ticari işlem datalarını, post verilerini, finansal raporları almak mümkünken, daha çok satış raporlarını almak mümkünken, process mining'de o sonucu etkileyen aktivitelerin her birinin aktivitelerin sistem üzerinde bıraktıkları loglar üzerinden analiz edilmesi ve yakalanması mümkün hale geliyor. Bu noktada birkaç farklı örnekten bahsedebiliriz. Cezmi, burada biraz sözü sana bırakayım istersen. Şu an duyabiliyorsunuzdur umarım. Evet, şu an geldi. Yani aslında şeyi güzel açıkladın, hani süreç madenciliğinin ne olduğunu. Temelde baktığımızda hani süreç yönetimi içerisinde çok farklı araç setleriyle çalışıyoruz süreçlerin iyileştirilmesine yönelik olarak. Aslında süreç madenciliği de bunlardan bir tanesi. Biraz daha farklı olarak tabii ki süreç madenciliğinin odaklandığı nokta aslında veri bazlı olarak analiz yapmak. Yani süreçler gerçekleşirken senin dediğin gibi kardaki ayak izleri gibi aslında süreçler sistemler üzerinde bir takım izler bırakıyor. Ve biz bu veriyi kullanarak aslında gerçekleşen süreçler üzerinden bu sürecin performansına yönelik olarak aslında ipuçları yakalayıp daha sonra bunlar üzerinden süreçleri nasıl iyileştirebiliriz ya da süreçlerde yaşanan sorunların kök nedenleri nelerdir ve biz bu kök nedenleri nasıl çözebiliriz diye aslında bize böyle bir fayda sağlamış oluyor. Ve hani belki bahsetmemiz gereken bir şey, aslında süreç madenciliği şu an senin dediğin gibi çok gündemde olan bir konu ama aslında yeni bir konu değil. Yani biz hem software AG olarak baktığımızda hem de genel olarak aslında bütün dünya üzerinde süreç madenciliğinin biraz tarihine baktığımızda da aslında belki 80'lerden sonra diyebileceğimiz bir başlangıcı var. O da aslında tabii hani sürpriz değil, daha çok iş dünyasında özellikle dijitalleşmenin başlamasıyla. Yani 80'lerden sonra biraz daha işte üretimde bilgisayar kullanımının ya da teknoloji kullanımının başlamasıyla. İşte 90'larda ERP sistemlerinin aslında devreye girip şirketlerin temel süreçlerinin sistemler üzerinde çalıştırılması, yani çalışmaya başlamasıyla aslında süreç madenciliği içinde ilk adımlar atılmış oluyor. Çünkü neden? Aslında süreç madenciliği dediğimiz şey
şey veri üzerinden yapılan bir analiz ve tabii ki elimizde bizim kullanabileceğimiz bir veri olmadığı sürece senin de dediğin gibi biz ölçemiyorsak bunu iyileştirmede veriyi kullanarak yapamıyoruz. O yüzden o noktada baktığımızda ilk dijitalleşme adımlarıyla beraber aslında baktık ki süreçle ilgili aslında biz veriyi de kullanabiliriz ve bununla birlikte bir takım iyileştirmeler yapabiliriz. Bunun dışında da özellikle hani örnekler anlamında da baktığımızda işte çok farklı alanlarda aslında süreç madenciliği kullanılıyor. Burada belki biraz sonra bunu bir slide üzerinde de gösterebilirim. Farklı sektörler için aslında burada önemli olan şey arka planda bir veri olduğu sürece biz bu analizleri yapabiliyoruz. Yani aslında arka planda verisi olan herhangi bir süreç, süreç madenciliği için potansiyel bir aday. Tabii ki orada baktığımız farklı boyutlar da var. Bu süreç ne kadar stratejik? Sonuçta biz bu işi yaparken bir efor harcıyoruz. Bunun geri dönüşünün de bize doğru bir şekilde yansıması gerekiyor. Bu yüzden hem stratejimizi etki eden hem işte işlem sayısı yüksek, belki performansı düşük süreçler aslında süreç madenciliği için ilk etapta daha anlamlı örnekler oluyor. Burada belki bir son bir hani genel süreç madenciliğinin tanımı ile ilgili bir ekleme yapayım. Burada özellikle hani işte şu anki katılımcılarımızdan da belki farklı süreç iyileştirme metodolojileri kullanan, uygulayan katılımcılar vardır. Temel fark aslında şöyle. Normalde biz işte süreç dokümantasyonu üzerinden de bir takım süreç iyileştirme analizleri yapabiliriz. İşte farklı sektörlerde kullanılan işte yalındır, kaizendir vesaire metodolojiler de vardır. Özellikle veri üzerinden bir süreç analizi yapmadaki amaç aslında şöyle. Biz bir süreci tasarlama olarak baktığımızda çok iyi bir süreç tasarlamış olabiliriz. Bunu en iyi sistemlerle çalıştırmış olabiliriz. Ama o süreç gerçek hayatta nasıl çalışıyor? Veri üzerinden baktığımızda biz gerçekleşen sürecin üzerinden bunu yapıyoruz. Yani dokümantasyonla vesaire varsayımlarımız değil, doğrudan gerçekleşen süreç nasıl performans gösteriyor ve bunun üzerinden nasıl analizler yapabiliriz? Aslında süreç madenciliğinin temel konusu böyle. İstersen ben sana bir soru sorarak devam edeyim. Şimdi özellikle siz konsult olarak yönetim danışmanlığı alanında hizmet veriyorsunuz ve birçok farklı müşteride de süreç madenciliği uygulamaları yapıyorsunuz. Bu genel tanımının üzerinden geçtikten sonra süreç madenciliğinin sizin özellikle gördüğünüz deneyimlerinizden, farklı müşterilerle yapmış olduğunuz işlerden ne gibi faydaları oluyor? Yani evet, teknik tanımını anladık, veri var, bir şekilde bir teknoloji kullanılıyor bu veriler üzerinden. İş zekasına benzer şekilde ama süreç odaklı olarak biz analitik aslında araçlar yardımıyla sürecin performansını analiz ediyoruz. Ama buradan özellikle kazanımlar neler oluyor? Ya da bizim işte ya da sizin süreç madenciliği uygulaması yapan müşterilerimiz ne amaçla bunu yapmak istiyorlar? Biraz istersen bundan bahsedelim. Olur tabii. Aslında ben bunu özetle 3 başlık altında yorumlayabilirim. Bir tanesini zaten güzel bahsettin. Sürecin gerçeğine ulaşmak. En önemli kazanım hedefi bu oluyor ilk etapta. Çünkü buna şeffaflık diyebilir miyiz bir yandan da? Yani şeffaflık, çünkü evet diyebiliriz. Yani hani şey olayı vardır ya, yönetim işte kuş bakışı baktığında en dip noktayı görmek ister. İşte tamamen yukarıdan aşağı değil ama sağdan sola, soldan sağa, hatta aşağıdan yukarı yönlü de prosesin gerçeğini tarar. Yani bunu çok tırnak içerisinde vurgulamak istiyorum. Prosesin gerçeği nedir? Nasıl akıyor? Nerelerde tıkanıyor? Bunu görmek çok önemli bir kazanım. İlk başta bu oluyor hedef. Çünkü süreç madenciliği bir şeyleri halleden, çözen bir enstrüman değil. Esasında biraz sorular doğuran, sonrasında bir iyileştirme silsilesine ihtiyaç duyan, tabiri caizse kaynak harcatan bir şey. Fakat harcayacağımız kaynağı daha isabetli nasıl harcarız? Nerede iyileştirme yapmalıyız? Bununla alakalı bize göre ilk atılması gereken adım süreç madenciliği. Evet, dediğin gibi bu tarz bir tool olmadan da dokümante edilmiş süreçler üzerinden analiz yapmak ve iyileştirmek mümkün. İşte çok güzel TÜBİ süreç, biz ona tabii TÜBİ süreç diyoruz. Sürecin olması gerektiği hali. Sürecin olması gerektiği haline yönelik design workshopları yapılabiliyor. İşte konu uzmanları katılabiliyor. Bunu halen yapıyoruz çünkü teknolojik olgunluk seviyesi, dijital olgunluk seviyesi
her yerde process mining uygulamaya imkan vermiyor. Bazen ihtiyaç da farklı olabiliyor. Bu hala devam eden ve bence hiç de bitmeyecek bir şey. Dijitalliğin hani belki de robotların insanları hiçbir zaman da yenemeyeceği bir konu. Süreç uzmanlığı, konu uzmanlığı. Fakat burada hiç su götürmez bir gerçek ortaya çıkıyor. Yani sürecin bıraktığı izleri arka arkaya koyarak sürecin gerçekten nasıl aktığına dair full transparan bir görünüm. Bu ilki. İkincisi, bir süreç akarken, ya bunun sonuna şeyi de bağlayabilirim aslında. Şimdi biz çok fazla stratejik projesi de yapıyoruz. Yani stratejik planlama projesi işte. Şirketin stratejilerinin belirlenip onun şirketin diğer birimlerine indirgenmesi ve o stratejinin hayata geçirilebilmesi için alt inisiyatif ve aksiyonların tanımlanması, işte bunların performans göstergeleriyle ilişkilendirilip ilgili konu sahiplerine, inisiyatif sahiplerine atanması ve bunun takip edilmesi işi. Bu yapıldıktan sonra, bu kurgu kavramsal olarak tasarlandıktan sonra takip edilmesi gereken metrikler diye bir soru çıkıyor karşımıza. Bu metriklerde de tanımladığımız metrik listesinin çok az vakada tamamını ölçebilir halde oluyoruz. Yani 10 tane, 20 tane metrik belirledik diyelim şirketin performansına yönelik. Bunun genelde yarısını falan ölçebiliyor oluyoruz. Ölçemediğimiz kısımlara dair hedef koymak çok zor oluyor tabii. Ölçtüğümüzü düşündüğümüz şekilde genelde sonuçları raporlamak şeklinde oluyor. Yani prosesin gerçekten nasıl aktığına dair bir rapor elimizde olmuyor. Örnek veriyorum. Bir banka olsun bu. Customer onboarding süreci olsun. Ya da atıyorum kredi verme süreci olsun. Perakende'de mağaza açma süreci olabilir. Ya da müşteri deneyim yönetimi süreci olabilir. Order to cash olabilir. Siparişten tahsilata, sevkiyata. Bu acaba kaç günde bitiyor dediğimizde bununla alakalı birden fazla yorum geldiğini görüyoruz. Yani hedef koymak için önce mevcutu ölçmek lazım. O birden fazla sesi teke indirgiyor bu anlamda. Ve böylece hedef koymamız çok daha ayakları yere basan bir şey haline geliyor. Gerçek performans değeri üzerine hedef koymuş oluyor. Benim finans departmanında aylık kapanış sürecim gerçekten 15.8 günse o zaman bunu 10 güne indiriyorum demek, hedef olarak 10 gün diye olmak ya da 5 gün diye olmak anlamlı oluyor. Aksi takdirde bununla alakalı bir flu algı varsa, net değilse 15.8 oldu, birisi 15, birisi 20, birisi 25, birisi 5 diyorsa, onu ben 10'a indirdiğimde aslında başarılı oluyor muyum, olmuyor muyum onu çok bilemiyorum. Bunu ilkinin sonuna bağlamak istedim. Performans hedefi koyma anlamında da çok tartışmasız, neredeyse tartışmasız bir baz oluşturuyor. İkincisi, senin de bahsettiğin gibi süreç modelleme çalışmaları yapıyoruz. Yani sürecin nasıl akması gerektiğine dair sektör tecrübesi, danışmanlık bilgi birikimi ve benchmarklara bakılarak bazı akışlar tasarlanabiliyor ve süreç lansmanı yapılıyor. İşte süreç bundan sonra böyle akmalı. İşte prosedürleri yazılıyor değil mi? Talimatları yazılıyor, eğitimleri veriliyor. Hatta oryantasyon el kitaplarına giriyor bu vesaire. Fakat gerçek dünyada proses hiçbir zaman tek bir pat üzerinden akmıyor. Yani tek bir yoldan akmıyor. Ama tasarlarken öyle olduğunu bir şekilde varsayıyoruz değil mi? Yani bu çok da aslında göz çektiğimiz bir nokta oluyor. Yani birden fazla tabiri caizse yoğurt yeme olabiliyor. Yani farklı işte şubeler, farklı organizasyonel birimler ya da farklı zamanlarda dahi aynı birim, aynı kişi o süreci farklı akıtabiliyor. Buna sürecin içerisindeki adımların bizim hani kullandığımız yazılım ARIS dilinde bizim attribute dediğimiz attribute'lar bazında yani aktivitelerin öznel ayrıştırıcıları bazında farklılaştırabiliyoruz ama önceden çok göremeyebiliyoruz. Acaba kaç farklı süreç varyantı var? Yani benim aylık kapanış sürecim ya da customer onboarding sürecim diyelim bir telkoda ya da bankada. Acaba kaç farklı yoldan akmış? Ve üçüncü, yani üç grupta toparlayabilirim demiştim. Üçüncüye buradan atlayayım. Bu süreç varyasyonlarından acaba hangisi benim istediğim hali ve toplam varyasyonlardan kaç tanesi benim istediğim gibi akıyor? İşte buradan da süreç denetimlerine bağlayabiliyoruz. Denetim, hani süreç denetimi dediğimiz şey aslında hani temelde sürecin
olması gerektiği şekilde akıp akmadığının kontrolü kavramından, tanımından yola çıkacak olursak, elimizde böyle bir referans olmadan ancak sondaj denetimler yapabiliyoruz ya da gerçekten çok alarm veren, bağıran aktiviteler vardır. Yani fraud olduğuna alakalı çok ciddi kanıtlar vardır ya da bir kaynak israfıyla alakalı ciddi göstergeler varsa özellikle onlara yönelik audit yapabiliyoruz. Ama end-to-end bir proses performansı üzerinden ve prosesin olması gerektiği halinden ne kadar ayrıştığına dair çok objektif bir resim olmadan süreç denetimi yapmak da çok zor hale geliyor. Ancak her seferinde bir yerinden tutmamız gerekiyor. Hiçbir zaman T anında resmin tamamını görmemiz çok mümkün olmuyor. Bunu görüyoruz. Bu ciddi bir şey. Acı noktası bence. Özellikle büyük holdinglerde görüyoruz. Ciddi denetim eforu harcanıyor. Bu şekilde özetle 3 fayda alanını ayırabilirim. Tabii Avrupa'da çok daha yaygın. Türkiye'de Software AG ve işte biz konsultlu olarak beraber bu kavramı sahiplenip faydasıyla alakalı bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu da aslında onlardan aktivitelerinden bir tanesi bu eventte. Türkiye'de hani benim şahsi gözlemim bugüne kadar daha çok ilk ve ikinci adıma yönelik şey var. Yani kazanım örneği var. İlki neydi? İşte sürecin transparan görünümü. İşte ikincisi de kaç tane farklı varyantı var acaba? Bunlar çok da bir şey. Yani bunu uygulayan yerleri kaynak kullanımı anlamında ayrıştırıyor. Çok ciddi maliyet kazanımları sağlayabiliyor. Mesela bir örnekte çok akla gelecek bir örnek değil aslında ilk etapta proses mining süreç madenciliği için ama satış sonrası ekiplerine dahi, satış sonrası sürecinde dahi bir süreç madenciliği uyguladığında şeyi görebiliyorsun. Aslında çok başka bir iş yapması için istihdam edilmiş bir kaynak satış sonrası süreçte çok da katma değerli olmayan işlere bakıyor. Ve o katma değerli olmayan işin aslında süreç performansı üzerindeki etkisi de çok tartışılır düzeyde küçük. Kaynak optimizasyonu yaptığında özellikle insan kaynakları maliyeti anlamında mesela %20-25'ler arasında bir kazanım sağlayan örnekler var. Şeylerden hiç bahsetmiyorum. Onların detaylarını tabii konuşuruz. Belki soru da gelebilir ama yani operasyonel süreçlerle alakalı zaten çok ciddi kazanımlar var. Özellikle process cycle time dediğimiz süreç çevrim zamanını kısaltmakla alakalı. Bu noktada belki Software AG'nin çok güzel çözümleri, uygulamaları var. Biraz örnek süreçler bazında onlardan da bahsedebiliriz. Hatta örnek görseller ya da uygulamaya dair dashboardlar falan da gösterebiliriz. Olur. İstersen şöyle çok kısaca şeye de giriş yapmaya başlayalım. Bizim Software AG olarak süreç madenciliğinde aslında müşterilerimize nasıl yardım ediyoruz, sağladığımız faydalar neler ve işte biraz üründen de çok kısaca bahsedelim. Burada senin de bahsettiğin gibi aslında ARIS bizim bu konudaki süreç yönetim ve analiz platformumuz ve süreç madenciliği de bunun bir parçası ve aslında çok uzun zamandır bir parçası. Yani normalde ARIS'in ilk versiyonunun yayınlanması 1992 yanlış hatırlamıyorsam. Süreç madenciliği de aslında yaklaşık 2-3 yıl sonra 95-96 yılında, o zaman tabii ismi süreç madenciliği değil ama süreç performans yönetimi ya da süreç zekası adını verdiğimiz bir çözümdü. Şu an geldiğimiz noktada çok hızlıca hani sağladığı faydalar neler süreç madenciliğinin ya da fonksiyoneliteler diye baktığımızda aslında bütün süreç madenciliği çözümlerinde ya da yaklaşımlarında ilk adım aslında süreci öncelikle bir keşfetmek. Keşfetmekten kastımız şu, en başından beri söylediğimiz gibi bizim elimizde sürecin akışı ile ilgili bir veri var. Bizim bunu anlamlı bir aslında süreç haline getirmemiz gerekiyor. O yüzden ilk yaptığımız iş aslında ARIS yardımıyla bu veri kaynaklarına bağlanıp çok işte buradaki veri kaynakları farklı sistemler olabiliyor. Örneğin sen işte siparişten tahsilata sürecini de den bahsettin. Mesela bu süreç aslında bizim bir işte satış portalimizden başlayıp CRM sistemine gidip daha sonra ERP sistemine gidip oradan ayrı bir finansal sistem varsa oraya giden aslında arka planda sadece tek sistem değil. Birbirinden bağımsız farklı sistemlerde uçtan uca süreçler çalışabiliyorlar. O yüzden bu aşamada yaptığımız şey aslında bu veri kaynaklarına bağlanıp buradan aldığımız her bir veriyi aslında ortak bir süreç diline çevirip gerçekleşen süreci görmek aslında. İlk etapta dediğim gibi yaklaşımımız veriyi alıp
bunu süreç anlamlı bir hale getirmek ve bunun üzerinden yine senin bahsetmiş olduğun o metrikleri, süreç çevrim süresi gibi, sürecin işte hacmine yönelik olarak veriler olabilir, sürecin izlediği yolları, her bir aktivitede geçirdiği süre vesaire gibi süreç performans metriklerini tanımlayıp bunları ölçülebilir hale getirmek. Burası aslında en temel kısmı. İkinci kısımda yine aslında senin bahsettiğin gibi bizim bu sürecin içerisindeki farklı akışlar hepsi bizim istediğimiz akışlar değil. Çünkü bir süreçle ilgili çok temel işte bir analiz yapmak istiyorsak ilk baktığımız şeyler aslında işte sürecin içerisinde ne kadar döngü var? Sürecin içerisinde aslında tekrar yapılan işler var mı? Eğer verimsizliği azaltmak istiyorsak bunları ortadan kaldırmak isteriz. O yüzden burada hani biz biraz anomali diyoruz ama anomali olmak zorunda değil. Sürecin izlediği yollardan bizim aslında istediklerimiz ve istemediklerimiz, bunları tespit etmek. Yani burada özellikle gerçekleşen süreçle benim dokümante ettiğim standart süreç ne kadar uyuşuyor? Bunların içerisinde farklılıklar var mı? Yani bir örnek, işte benim satın alma sürecim içerisinde belli bir limitin üzerindeki satın alma talepleri o departmanın direktörü tarafından onaylanmalıdır diye ben bunu ARIS içerisinde bir süreç halinde dokümante ediyorum. Eğer gerçekleşen süreç içerisinde bu limitin üstünde olup bu direktör onayına gitmeden işte sadece departman yöneticisinin onayıyla devam eden bir süreç varsa aslında bu bir uyumsuzluktur. Ve hani ARIS'le beraber biz sadece sürece performans gözünden yani ben bunu nasıl daha hızlı yaparım, ben bunu nasıl işte daha az eforla yaparım, hataları nasıl azaltırımdan ziyade aslında süreç ne kadar benim istediğim şekilde akıyor. Bu uyumsuzluk da olabilir, dediğim gibi verimsizliğe yönelik akışlar da olabilir. Bu da özellikle bizim conformance check dediğimiz aslında kısma geliyor. Bunun dışında evet buraya kadar geldikten sonra veriler var, biz metrikleri ölçüyoruz. Özellikle aradığımız şey olmaya başlayacak. Ben bazı aslında buradaki case'leri tespit edeceğim. İşte şu süreçler uzun sürüyor. Peki bunu gördüm ama hemen diğer soracağım soru neden olacak? Evet ilk etapta gözlemledim, bu sürecin uzun sürdüğünü gördüm ama neden uzun sürüyor? Yani aslında bir kök neden aramaya başlayacağım. Burada tabii ki işte farklı analiz yöntemleri kullanılabilir. Kendim tecrübeme dayanarak belli şeylere bakabilirim. İşte satın alma süreci ise örneğin talebin geldiği departmanla mı ilgili, satın almanın türüyle mi ilgili, acaba tutarıyla mı ilgili? Tabii ki burada çok fazla faktör var. Bunların her birini tek tek kontrol etmek çok da efektif olmayacaktır. O yüzden burada ARIS'le birlikte aslında bir yapay zeka temelli diyebileceğimiz bir kök neden analizi de sağlayabiliyoruz. Yani siz bir aslında semptom tespit ettikten sonra bunun nedeninin ne olduğunu istatistiksel yöntemler kullanarak ya da dediğim gibi biraz daha yapay zeka öğrenme algoritmaları kullanarak aslında ARIS size nereye bakmanız gerektiğini söyleyebiliyor. Son olarak da tabii ki bu sonuçta analitik bir araç. Burada farklı roller için, süreç sahipleri olur, süreç analistleri için aslında farklı görselleştirme seçenekleri sunuyoruz. Burada hemen istersen ben doğrudan bir katılımcılarımızın fikri olması açısından bir örnek üzerinden de ARIS'in süreç madenciliği konusundaki kabiliyetlerinden bahsetmiş olayım. Burada üzerinde konuştuğumuz aslında bir satın alma süreci ya da işte satın almadan ödemeye diyebileceğimiz bir örnek veri üzerinden hazırlanmış bir görünüm. Yani seni de zaten hani biliyorsun ama normalde bu tür ürünler eskiden böyle İşte nasıl diyeyim, masaüstü uygulamaları şeklinde biraz böyle Excel'e vesaireye benzeyen araçlardı. Ama zaman içerisinde tamamen aslında web üzerinden çok herkesin kolay erişip kullanabileceği ve böyle çok ekstra bir takım teknik aslında kabiliyetler gerektirmeyen ürünler haline geldi. Ve bizim ARIS süreç madenciliği çözümde aslında böyle bir ürün. Çünkü ürünün stratejisinde bizim açımızdan aslında bunun süreç içerisinde yer alan herkes ya da bütün süreç sahipleri tarafından hani sadece süreç analisti gibi özel işte yetkinliklerle donanmış kişiler dışında aslında sürecin performansını izlemesi gereken herkesin çok rahat erişip kullanılabilmesi için ya da bu göz önünde bulundurularak aslında arayüzü geliştirilen bir ürün. Ekranda gördükleriniz aslında ilk etapta sürecin genel olarak hacmine yönelik olarak işte ortalama günde kaç kez gerçekleşiyor, günde kaç tane sürecin içerisinde aktivite gerçekleşiyor, her bir süreç başına kaç tane yine aktivite var.
ortalama çevrim süremiz ne kadar? Şu an baktığımız örnekte ortalama 2 hafta süren bir aslında satın alma talebi örneğinden görüyoruz ve bunun aslında trendini de zaman içerisinde görüntüleyebiliyorum. Bu kısım aslında çok klasik, hani raporlama diyebiliriz, biraz iş zekası tarafına da benzeyen ama özellikle süreç madenciliği ile beraber farklılaşan kısım benim doğrudan gerçekleşen süreci görüntülediğim kısım. Yani şu an ekranda aslında gördüğünüz. Buradaki bu süreç şeması elle oluşturulmuş bir süreç dokümanı değil. Aris'in kabiliyetlerinden bahsederken değindiğim process discovery kısmı. Yani ben veriyi alıp sisteme yükledikten sonra sistem otomatik olarak benim vermiş olduğum veriden bu sürecin nasıl aktığını, her bir yolun kaç kez izlendiğini, buradaki nodlar üzerinde gördüğünüz her bir aktivitenin kaç kez gerçekleşip benim verdiğim hedef süreyle ne kadar uyumlu olarak aslında gerçekleştiğini görebileceğim bir ortam sunuyor. Ve bunun üzerinden Erkan, senin de bahsettiğin gibi kaç tane yol var? Bu yolların hangileri aslında benim istediğim diyelim yollar? Hangileri örneğin en uzun süren sürecin içerisindeki sürecin izlediği yol nedir diye doğrudan bunu buradan çekebildiğim. En kısa süren aslında süreç hangisi gibi farklı sürecin aslında akışlarını da görebileceğim, bunları birbirleriyle kıyaslayabileceğim bir ortam sağlamış oluyor. Tabii burası tamamen aslında esnek bir ortam. Yani burada benim göreceklerim tamamen benim neye odaklandığım, neye işte neyi görmek istediğimle ilgili. Örneğin çok fazla sürecin uçtan uca süresine eğer odaklanıyorsam burada ortalamada işte ne kadar sürüyor, bunun zamanla değişimi nasıl, sürecin içerisindeki en uzun süren aktivite hangisi? Yani benim süreçlerim nerede daha çok takılıyor ve bunları tabii kendim hedef süreler de verebiliyorum. Sürecin burada tabii veri kaliteme bağlı olarak ne kadarı gerçekten yapılan işler, bekleme süreleri ne kadar, bunların hepsini bu şekilde görebiliyorum. Eğer benim verimin içerisinde sürecin maliyetine yönelik olarak da bilgiler sağlayabiliyorsam, yani bunu aslında biz hani bazı müşterilerimizde yaptık, biraz aktivite bazlı maliyetlendirmeyi biraz süreç bazlı olarak yapıyoruz. Çünkü özellikle işte maliyet dağılımlarını harcanan süreler üzerinde, yani aktivitelerde harcanan süreler üzerinde bir dağılım yapmak istiyorsak süreç madenciliğiyle bu veriye aslında çok rahat erişiyoruz. O yüzden örneğin buradaki örnekte toplamda ne kadar sürecimiz var, sürece ait olan maliyetler neler ve şuradaki aslında ekranda her bir aktivite, yani sürecin içerisindeki aktivite başına düşen maliyeti görüyoruz. Çünkü her bir ben aktivitede harcadığım süreyi biliyorum, orada kimin çalıştığını biliyorum, bu kişilerin maliyetlerini de biliyorsam ben hangi aktivite benim için en pahalı aktivite, hem pahalı kaynaklar tarafından yapılıyor hem uzun sürüyorsa bunlar zaten benim için en pahalı işler ya da aktiviteler olarak aslında görebiliyorum. Bunun dışında hep aslında biraz böyle üst seviyeden, ortalamalardan vesairelerden bahsettik. Ama aynı zamanda ben tek tek her bir işlemin de aslında nasıl aktığını süreç madenciliğiyle bunları da görüntüleyebilirim. Yani buradaki tablo aslında bizim örnek olarak tek bir satın alma siparişimiz olarak düşünebiliriz. Ve burada tek bir satın alma siparişinin üzerine tıkladığımda sağ tarafta dinamik olarak bu tek bir işlemin nasıl gerçekleştiğini, hangi yolu izlediğini, nerelerden geçtiğini ve işte her bir aktivitede harcadığı süreyi hepsini aslında burada görüntüleyebiliyorum. Böyle çok zamanımız kısıtlı olduğu için çok uzun uzun böyle bütün özelliklerin üzerinden geçerek maalesef demo yapmak için fırsatımız yok. Ama yine de bu webinarın bir kısmında hani çözümün kendisini de göstermek istedik. Dediğim gibi eğer webinar sonrasında ürünle ilgili de daha fazla bilgi almak isterseniz yine bize ulaşabilirsiniz. Bu şey çok önemliydi bence. Az önce söylediğin maliyet kısmı, yani process activity based costing kısmı. Tabii bu noktada bağımlılıklardan biraz ve ön koşullardan bahsedeceğiz son kısımda ama yani Aris Process Mining ürünün şöyle bir güzel yanı var bence. Hani hem de bir kullanıcı olarak da söyleyecek olursam, ne kadar fazla veriyle beslersek ve ne kadar fazla kırılımla beslersek
O kadar detayda analiz yapabiliyoruz ve o kadar fazla içgörüye, insight'a ulaşabiliyoruz. Burada sadece aktivitenin loglandığı zamanı almak gibi bir koşulumuz yok. O aktivite nerede yapılmış, hangi ürünü satarken yapılmış, kim tarafından yapılmış, öncül aktivitesi ya da sonraki aktivitesi nedir? Bunları alabildiğimiz takdirde, bunlar bu arada almaktan kastımız tabii neredeyse gerçek zamanlı yapmak istiyorsak bir canlı sistem entegrasyonu gerekiyor tabii ama statik yani geriye dönük analizler yapmak için tamamen bir keşif yapmak için de canlı entegrasyon bir bağımlılık değil tabii ki. Aris'in bu anlamda da bence güzel bir özelliği var. Hatta yeni ürün çok hoş eskisine göre direkt bir Excel ya da işte CSV uzantılı bir dosyayla proses datasını sürükle bırak da içerisine attığımız zaman sadece bize seçtiriyor. Bunlardan hangisi aktivitenin ID'si, hangisi zamanı, hangisi de kırılımlar diye seçtiriyor ve direkt az önce gösterdiğin diyagramı çizmemize imkan veriyor. Aslında kendisi çiziyor bunu. Bu çok tabii üzerine aksiyon almayı kolaylaştıran bir şey haline geliyor. Çok fazla üründe tabii olmayan da bir özellik ama özellikle maliyet kısmı ve maliyet gibi başka başka diğer bizim işte Aris'teki atribüt özelliğinden bahsetmiştim. Aktiviteleri diğerlerinden özelleştirmek için o aktiviteye özgü girdiğimiz parametreleri ne kadar zenginleştirebilirsek bu bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bir de tabii sistem bağımlılığımız ya da sistem sayısı bağımlılığımız yok. Sadece ERP'de olmalı bunların hepsi ya da bir customer onboarding süreciyle alakalı işte örnek veriyorum. Sadece CRM'den, Salesforce'dan ya da başka bir CRM tool'undan almamız lazım diye bir şey yok. Sürece dair verilerin bir kısmı başka bir sistemden, bir kısmı da CSV'den de gelebilir. Bir kısmı başka farklı sistemlerden de gelebilir. Bu anlamda da bir esneklik sağlıyor tabii. Belki şeyden bahsedebiliriz. Yani bu güncel trendlerle olan ilişkisi, nasıl besliyor? Yani process mining dediğimiz kavramı üzerinde hızlandırıcı etkisi olan şeyler var mı günümüzde? Belki biraz onlardan bahsedebilirsin. Tabii. Yani aslında biz şöyle görüyoruz. Sunumun başında bahsettiğim gibi süreç madenciliği çok yeni bir konu değil. Şu an sadece evet çok gündemde ve hani bunu da şeye bağlamıştık yani çünkü dijitalleşim çok hız kazandığı için bütün süreçler neredeyse hani otomasyonu alınmış durumda, haliyle süreçle ilgili biz izler tespit edebiliyoruz. Bu tabii ki hızlanıyor. Hani dediğim gibi ERP'li daha sonra daha hızlı bir şekilde süreçlerin otomasyonu alınmasıyla vesaireyle birlikte bu süreç hızlandı. Şu an geldiğimiz noktada bizim özellikle gördüğümüz birincisi hani bizim böyle bunu Gartner'ın tanımı aslında Digital Twin denen özellikle hani süreç yönetimini bir adım ileriye taşımak. Yani çünkü işte daha önce de bahsettik. İşte süreç dokümantasyonu bir adımdı, süreçlerin otomatize edilmesi bir adımdı. Şu an özellikle gelinen yani bu konuda biraz daha olgunlaşan organizasyonların aslında aradığı bir sonraki adım tamam ben bu sürecin dokümante ettim, ben bunu tasarladım. Bu süreç benim sistemlerim üzerinde çalışıyor ama ben hala müşteri şikayetleri alıyorum. Ama ben hala süreçlerimde verimsizlikler hissediyorum, hala kaynak yetmiyor. Neden sorusunun cevabını alabilmek için burada bir kalan aslında şey hani özellikle hani süreç mükemmelliği dediğimiz son adıma geçmekte kalan parça burada süreç madenciliği. Çünkü gerçekten süreçlerin nasıl çalıştığını gerçek veri üzerinden okumak gerekiyor. Yani bu olgunluk özellikle süreç yönetimini uzun zamandır uygulayan şirketlerde dokümantasyonla, otomasyonla gelen aslında olgunluk şu an özellikle süreçlerin veri bazlı olarak aslında izlenmesi adımına geldi ve bu bizim gördüğümüz hani trendlerden ve süreç madenciliğini tetikleyen noktalardan bir tanesi. Diğeri Internet of Things ya da nesnelerin interneti dediğimiz teknoloji ya da trend diyelim. Burada da özellikle dediğim gibi çok veriyi aslında baz alıyoruz ve aslında IoT ile birlikte bizim daha önce hiç hayal edemediğimiz kadar fazla veri toplamaya başladık. Ve bu veriler aslında süreç madenciliği için de temel olabilecek veriler. Çünkü işte bir üretim şirketi olarak düşündüğümüzde gerek işte üretim hatlarında olsun, gerek sevkiyat dağıtım hatlarında olsun ya da herhangi bir şirketin işte satış ekibini düşündüğümüzde sahadan bilgi toplamak vesaire olsun.
burada çok fazla veri üretilmeye başladığı için bu verilerin içerisinden bizim süreç madenciliği için anlamlı olabilecek veri bulmak çok daha kolaylaştı. Önceden biz işte bir süreci uçtan uca bakmak istediğimizde arada birçok aslında dediğimiz ya da toplanmayan ya da işte hani toplanması mümkün olmayan veri oluyordu. Yani ben işte bir dağıtım ekibimin ne zaman müşteriye ulaşıp ne zaman geri geldiği hakkında hiçbir fikrim olmuyordu. Ama şu an bu teknolojilerle birlikte bize veri sağlama açısından aslında yeni bir ufuk açmış oluyor. Bir üçüncüsü, bu çok hem ilginç, belki hani sizin konsult olarak bu konuda da tecrübeniz var. Bundan sen de bahsedebilirsin ama robotic process automation kısmı. Bu da şundan dolayı, benim açımdan söyleyeyim, sen istersen eklemelerini yaparsın. Burada da tabii hani RPA'in değeri yadsınamaz. Çok fazla iyileştirme konusunda birçok organizasyon kullanıp çok fazla fayda sağlıyor. Sadece burada bir yaklaşım, bizim gördüğümüz RPA projelerinde nereden başlayıp hangi süreçlerden başlayıp devam etmeliyiz sorusu kritik bir soru ve burada genelde aslında çok belki rastgele demeyeceğim ama çok böyle hani sağlıklı bir önceliklendirme yapılmadan ve çok böyle belli noktalara odaklanarak böyle uçtan uca pek fazla bakılmıyor. Buradaki hani bizim gördüğümüz fırsat ve özellikle süreç madenciliği konusunda talebin artma sebeplerinden biri şu. Biz nereden başlayacağız? Hangi süreçler öncelikli? Hangi süreçler sorunlu sorusunun cevabını aslında süreç madenciliği verebiliyor. Yani bir kronolojik olarak bakarsak aslında RPA uygulamalarından önce aslında süreç madenciliğiyle öncelikle süreçlerde bu senin de bahsettiğin şeffaflık, süreçler nasıl akıyor, nerelerde sorunlar vesaire gibi süreçler daha derinlemesine anlaşıldıktan sonra bunlar üzerinden evet bu süreçlerdeki şu noktalar bir İşte RPA çözümüyle eğer otomatize edilebilirse sürecin üzerinde iyileştirme sağlayabiliriz. Ve hatta bu uygulamalar yapıldıktan sonra sürecin ne kadar iyileştiğini de yine aslında süreç madenciliği üzerinden bunun ölçümlemesini yapabiliyoruz. O yüzden hani bu soruna şu anki trendlere baktığımızda süreç madenciliğini hani tetikleyen ya da daha öne çıkaran aslında 3 trendi bu şekilde görüyoruz. Senin RPA konusunda var mı eklemek istediğin bir şey? Şunu söyleyebilirim. Yani RPA tarafında çözüm sağlayıcısı olarak bulunuyoruz ve çalışıyoruz. Yani özellikle RPA'in doğduğu coğrafyalarda, hani Türkiye'de biraz daha o trendi birkaç yıl sonradan yakaladık. RPA uygulama alanlarının daha çok insan kaynakları ve finans süreçleri ile şu an için sınırlı kalmış olması bunun bir kanıtı aslında. Şirketin geneline, süreçlerin geneline yayılmadı henüz. En azından Türkiye'deki uygulamalarda. Çok banka ve telco dominant gidiyor. Ve süreç bazında da baktığımızda işte HR ve finans. Neden? Çünkü tekrarlanabilir süreç sayısı işte zaten işin içinde bir robot olmadan dahi bizim robotize diye tarif etmekte çok da zorlanmadığımız işler daha çok oralarda olduğu için. Şeyi söyleyebilirim. O çok önemli bence. Yani süreç iyileştirme çalışmaları yaparken bizim gibi birçok danışmanlık firması bunu yapıyor. Bir süreç daha efektif nasıl akar? Process mining'den birkaç yıl önceden, yani process mining'in temelleri dediğim gibi çok eskiye dayanıyor ama daha ete kemiğe bürünür ve daha işte dile getirilir hale gelmesi yakın zamanlarda. RPA'in peak yaptığı dönem biraz daha bana göre biraz öncesine dayanıyor. Doğduğu değil ama peak yaptığı, bilinirliğinin arttığı dönem. Hep akla şey geliyordu, işte process mining'den önce. İşte bu süreci iyileştirmek için işte filanca adımların düzelmesi, iyileşmesi lazım. Ya da işte filanca adımlara ayrılan kaynağın optimize edilmesi lazım. İşte buraya robot yapabiliriz. Bir robot tasarlayalım. İşte burayı o yapsın. Burada şey parçası eksik kalıyordu. İyileştirme yapılacak adımlar tespit edilirken bir dış gözün yorumu ya da o süreç sahibinin yorumu ya da tabiri caizse oradaki yangın oranı, yani oradaki insanların işleri yetiştirememe durumu bir belirleyici oluyordu. Yönetici diyordu ki ya buradaki işler hep gecikiyor. İşte ben aylık kapanışım hep gecikiyor. Bakıyorum rakiplerimde de benden daha fazla insan çalışıyor. Benim fatura sayım da tabii çok fazla. Demek ki burada ben az insan çalıştırıyorum. Buraya robot yapayım o zaman. Tabir yani buna benzer şekilde gelişen bir şey var. Bir serüven var. Fakat şey yoktu process mining'e kadar.
acaba o aktivite gerçekten kaç dakikada bitiyor, kaç günde bitiyor? Yani o sürecin o ilgili aktivitesi. Diyelim ki işte aylık kapanışta örnek vereyim yine. Oradaki faturaların e-fatura ya da PDF ya da taranmış olarak gelen faturaların işte ERP sistemine girilmesi işi. Diyelim ki çok fazla zaman alıyor. Ya da işte ajans seçim sürecinde ya da işte flyer oluşturma sürecinde bir hızlı tüketim şirketi olsun bu. Diyelim işte kampanya çıkacak ve kampanya girecek olan ürünleri seçecek. Bu ürünlerin görsellerinin seçilip işte o dijital dokümana aktarılması işinin çok fazla zaman harcadıklarını düşünüyorlar diyelim ki. Gerçekten ne kadar harcıyorlar ve ne kadar sık tekrar ediyor bu? Buna dair tek tartışmasız veri process mining'den çıkıyor aslında. Az önce gösterdiğim çok güzel bir chart vardı. O chartta aktivitelerin, yani süreçteki aktivitelerin bir bar chart'tı o. Süreleri vardı. Ve hangi aktivite en çok zaman alıyor, en fazla zaman harcadığımız aktivite hangisi onu da görüyorduk. Mesela bu bir sürecin bir adımını aktifleştirmek için ilk noktadır değil mi? Yani en çok uzun süren şey ve en çok tekrar eden şeye ilk bakmam gerekir. İşte bunu bu kadar net göremiyordum process mining olmadan önce. Çok fazla analiz eforu harcamam gerekiyordu. Bu anlamda çok ciddi bir konfor sağlıyor. İşte RPA ile olan ilişkisi de bence bu noktada netleşiyor. RPA'yı üzerinde, hani RPA fonksiyonu üzerinde bir katalizör etkisi var aslında bana göre. Process mining, süreç madenciliğinin ciddi oranda optimize etmenizi sağlıyor, edilmesini sağlıyor RPA yatırımları. Nereden başlayacağım sorusunun cevabını çok net veriyor çünkü. Çünkü, bir çünkü daha, benim robotla, robot yazarak tabiri caizse, robot implementasyonu yaparak iyileştirmeye çalıştığım süreç zaten yanlış bir süreç olabilir. Yani zaten katma değerli bir süreç olmayabilir. Belki de hiç yapmamam gereken bir süreç. Ya da o süreç zaten 16 tane adımla değil de 4 tane adımla gidiyor olması lazım. Şimdi ben 16. adım için robot yazdığımda aslında belki de israf bir kaynak harcıyorum. Dolayısıyla sürecin bir kere nasıl olması gerektiği tariflenip öyle akıp akmadığının tespit edilip sonrasında kopukluklara ilişkin, yani olması gereken süreçle olan süreç arasındaki kopuklukları çok net gördükten sonra bu boşluğu kapatmak adına yapmam gereken bir hamle aslında bana göre RPA, robot implementasyonu. Bu anlamda şey, bana göre net aslında nasıl bir ilişki olması gerektiği şeyleri de görüyoruz bu arada. Yani şirketlerde, özellikle Türkiye'de de bunu görüyoruz bizler. RPA serüvenine nispeten görece Türkiye'de daha evvel başlamış şirketlerde bu bahsettiğim serüveni biraz yaşamış ve evet aslında process mining yapmam lazımmış benim daha öncesinde deme noktasına geldiklerini yavaş yavaş görüyoruz. Bunu demek için tabii birkaç yıl harcandı. Çok da fazla şeyde çalışma da yapıldı. İşte özellikle bankalarda çok fazla robot kullanılıyor. Bahsettiğim fonksiyonlarda. O noktaya doğru geldi. Hatta önemli RPA sağlayıcılarından UiPath'in bununla alakalı bir araştırması var. 2019'da yaptığı. Kendi kullanıcılarına dünya çapında yaptığı bir anket. %78'i şirketlerin RPA'den önce process mining yapmak gerektiğini söylüyorlar katılımcıları. 10.000 küsur üzeri bir katılımcı var ankette. Öyle de bir veri de paylaşmış olayım. Güncel bir veri. Genel olarak böyle bir ilişki. Çok tabii bu anlamda kıymetli görüyoruz. Yani hem RPA yapan hem süreç iyileştirme yapan bir ekip olarak süreç madenciliğini çok ayrıştırıcı görüyoruz. Peki. Biraz aslında süremizin de sonuna yaklaşıyoruz sanırım. Evet. Bizim aslında belki soru alabiliriz. Sorulardan evet başlayabiliriz. Ben şöyle soruları görebiliyorum. Bilmiyorum sen görebiliyor musun şu an? İstersen ben okuyayım soruları eğer olur. Sen göremiyorsan. Şöyle Handan Aybars'ın bir sorusu var. Kurumsal iş birimlerinin süreç madenciliği konusunda yetkinliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
standart ERP iş zekası gibi çözümlerden daha farklı ve bütünsel bakış açısını gerektiriyor çünkü. Yani bu aslında hani yani süreç madenciliği, çünkü soruların başka bir soru, belki onu da okuyayım, ikisine tek cevapla vermiş olalım. Süreç madenciliği organizasyonda kimin yönetiminde gerçekleştiriyor? Bunun için nasıl bir yönetişim modeli tavsiye ediyorsunuz? Birimler kendi süreçlerine bu çalışmaları nasıl dahil etmeli? İki soru da Handan Hanım'dan. O yüzden tek hani cevap verelim. Hani tabii süreç madenciliği farklı birimlerin hani bir araya gelerek biraz birlikte çalışmasını gerektiren bir konu. Neden? Çünkü işte veriden bahsediyoruz. O verinin sistemlerden toplanması vesaire tabii uygulama sahiplerini ve BT'yi işin içine sokuyor. Diğer yandan biraz Erkan'ın bahsettiği uçtan uca süreç mantığı. Yani uçtan uca süreçten kastımız işte siparişten tahsilata, order to cash, işte procure to pay, satın almadan ödemeye diyebileceğimiz ya da işte farklı sektörler için farklı işte senaryolar. Bankacılık tarafında işte customer onboarding dediğimiz süreçler, kredi kullandırma süreçleri. Bunlar baktığımızda uçtan uca süreç dediğimiz için tek bir birimin, tek bir departmanın sorumluluğunda gerçekleşen süreçler değil. Ama hani bunları biz uçtan uca ele aldığımızda sürecin gerçek performansını, gerçekten nasıl çalıştığını görebiliyoruz. O yüzden hani bunun belki yani bu çok hani her bir belki organizasyon için ayrı ele alınması gereken bir konu ama hani yönetişim olarak baktığınızda bunun özellikle merkezi süreç yönetimi departmanı olan şirketlerde genelde sahipliği aslında burada olması gerekiyor. Ama tabii ki burada özellikle bu süreçte çalışan iş birimleriyle yakın olarak çalışılması gerekiyor. Sonuçta bu çalışmalar oradaki süreç sahiplerinin aslında sorumluluk alanı. Yani bu süreçleri iyileştirmek. O yüzden genel olarak hani dediğim gibi kullanılan yapı şöyle oluyor. İş birimleri bu uçtan uca süreç senaryosu içerisinde bulunan, bu işte satış olur, üretim olur, tedarik zinciri olur, finans olur. Aslında hepsinden bu süreçlerin sahipliklerinin bulunması gerekiyor. Çünkü nelerin ölçülmesi gerektiği, işte nelerin daha öncelikli olduğu bu iş birimleri tarafından sağlanıyor. Süreç yönetimi departmanları işi biraz metodoloji tarafından desteklemeleri gerekiyor. Genel olarak süreç yaklaşımı vesaire açısından ve BT'nin de işin hem teknoloji sahipliği hem de bu veriye erişim, işte doğru verinin sağlanması ve hatta ortada yoksa bu verinin toplanması açısından destek olması gerekiyor. O yüzden biraz böyle çok hani karışık bir şeymiş gibi duruyor ama hani bunu en doğru şekliyle bir kurumsal anlamda uygulamak istiyorsanız böyle. Ama diğer yandan size gösterdiğim aslında ARIS ürününde siz örneğin sadece bir departman olarak sonuçta kurumunuzda süreç yönetiminiz ya da süreç madenciliği bu seviyede uygulanmıyor ama siz yine de bir süreçle ilgili bir çalışma yapmak istiyorsunuz. Bunu hani şu noktaya indirgeyebilirsiniz. Kullandığınız sistemlerden bir çıktı. Erkan'ın bahsettiği gibi CSV, Excel dosyası şeklinde her bir aktivitenin ne zaman yapıldığı ile ilgili. Bunu sisteme yükleyip size az önce göstermiş olduğum ekranların hepsini yani böyle yaklaşık 15 dakika içerisinde dolu olacak şekilde görebiliyorsunuz. O anlamda hani çok da böyle eğer amaç sadece bir sürecin verisini alıp performansına bakmaksa böyle bir yönetişim modeline ihtiyacınız yok. Bunu sadece kendi süreciniz içinde kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bunu bir kurumsal ölçekte bütün süreçleriniz için canlı sistemlerden düzenli olarak işte yakın zamanlı olarak izlemek istiyorsanız o zaman geldiği nokta bu. Ama dediğim gibi bunun içerisinde doğru yanlış yok. Tamamen sizin bunu nasıl uygulamak istediğinizle alakalı. Belki şey de diye ekleyebilirim. Bu sahiplik zamanla değişebiliyor. Yani çok fazla uygulama alanı olduğu için özellikle hangi süreçten başlamak öncelikliyse işletmede iyileştirme anlamında o sürecin sahipliğiyle genelde tetiklendiğini ben de şahsen gözlemliyorum. Mesela insan kaynakları süreci ise bu organizasyonel gelişim ekipleri proses mining'in sahipliğini üstlenebiliyor ilk etapta. Fakat sonrasında içeride bir dijital dönüşüm ekibi varsa bu tabii daha kapsamlı hani Cezmin de söylediği gibi bir sahiplik olabiliyor. Daha üst seviyeden bakış, stratejilerle süreçleri ilişkilendirerek hangi süreçlerin iyileştirilmesi gerektiğine dair bir sürükleyici etkide bulunabiliyor. Eyüp Bey'in bir sorusu olmuş. Ben şimdi görebildim. Eyüp Bey şöyle sorar.
Merhaba, sistemlerin ürettiği bazı veriler analiz edilerek gerçek süreç ortaya çıkarılıyor dediniz. Fakat mutlaka mail, telefon, Excel gibi araçlarla yürütülen alt süreçlerde oluyor, ana süreçlerde. Bunlardan kaynaklı kopukluklar nasıl gideriliyor? Teşekkürler. Süper bir soru bence. Bu çok karşılaştığımız bir durum. Mesela bir süreç, bir proje örneğimizde şöyle bir şey vardı. Siparişin alınmasından sevkiyatın tamamlanmasına kadar, yani kamyonun depodan çıkmasına kadar ki sürecin ne kadar zamanda tamamlandığını anlamaya çalışıyorduk. Sıkıntı şuydu ki sipariş sistem üzerinden gelmiyordu. Mail, WhatsApp ya da telefon yoluyla geliyordu. Satış ekibinde siparişleri karşılayan bütün müşterilerin tanıdığı bir kişi var ve o kişi aldığı siparişleri sisteme girmekle yükümlü. Fakat ne zaman gireceğine dair bir ölçüm ya da dijital bir takip sistemi de yok. Yani o kişi o akşam da girebiliyor ya da yarın sabah da girebiliyor. Dolayısıyla bu noktada işte bağımlılıklar böyle şeyler aslında. Sizin ölçmeye çalıştığınız sürecin başladığı nokta ve bittiği noktayı iyi belirlemeniz gerekiyor. Sizin ölçebildiğiniz ve ölçüp yönetebildiğiniz kısmı aslında dijital olarak izlenebilir olan kısmı. Süreç eğer dijital başlamıyorsa o zaman nerede dijitalleşiyorsa oradan sizin ölçmeye başlamanız bir bağımlılık, bir koşul haline geliyor, onu söyleyebilirim. Burada benim şahsi deneyimim aşağı yukarı 1/4'ünün adımların sistem üzerinden gidiyor olduğu durumda bir sürecin, yani %75'lik, 70-75'lik bir kısımdan bahsediyorum. O zaman process mining'in katma değerinin hissedilebildiğini düşünüyorum. Tabii ki kalan %25'lik kısım sürecin esas kısmıdır. O zaman onu da görememiş olursunuz. Yani ortalama bütün sürecin, bütün adımlarının süreç üzerindeki etkisinin benzer olduğunu, homojen bir süreç olduğunu düşünerek, varsayarak bu benchmark rakamını söylüyorum. Çoğunluğu dijital akıyor olmalı. Bu noktada da işte süreçlerimizi dijitalleştirmenin önemi ortaya çıkıyor. Yani izleyemediğim şeyi, hepsi Cezmin bahsettiği, izleyemediğim şeyi yönetemiyorum. Neden yönetmek isterim ki bir şeyi? Değiştirmek için. O zaman değiştiremiyorum da. Dolayısıyla iyileştiremiyorum da. Bu noktada biraz bir loop gibi, yani IoT ile aslında birbirini destekleyen bir loop gibi oluyor süreç madenciliği. Sana bir soru var Cezmin. ARIS süreçlerde bulunan iyileştirme adımlarını iyileştirmek için bir simülasyon ortamı da sağlıyor mu Ebru Hanım? Evet, aslında biraz süreç madenciliğine odaklandığımız için ona değinmedik ARIS'in platform olarak yetkinliklerinden. Genelde aslında zaten simülasyon ihtiyacı şurada çıkıyor. Süreç madenciliğiyle biz bir süreç hakkında bilgi sahibi olduktan sonra, işte kök nedenleri belirledikten sonra genelde bir aksiyon almak istiyoruz. Ama bir yandan da bu aksiyonu almadan, hayata geçirmeden önce de mümkünse bunun etkilerini önceden gözlemlemek istiyoruz, aslında simüle etmek istiyoruz. Burada aslında ARIS'in simülasyon kabiliyetleri de devreye giriyor. Yani şöyle, ben işte süreç madenciliğiyle süreci inceledim. Belirli adımlar uzun sürüyor benim beklediğimden. Kök neden analizi yapıyorum, hangi aktivitelerde takıldığına bakıyorum ve şunu tespit ediyorum ki orada normalde çalışandan az sayıda bir kaynak çalışıyor. Yani iki kişi çalışıyor ve iki kişi gelen süreçleri karşılamaya yetmiyor. Orada bir darboğaz oluşuyor. Tabii ki yapacağım şey oraya daha fazla kişi koymak. Ama peki kaç kişi olması gerekiyor? İki kişiyi dört kişiye mi çıkarmam gerekiyor? Beş mi? Sonuçta bunlar maliyet. Ve kaç kişi eklersem, çok basit bir örnek, bekleme süreleri ne kadara düşer ve maliyeti ne olur? Bunun için bir simülasyon yapmam gerekiyor. Çünkü bu sadece basit bir matematik değil, o sürecin akışı içerisinde her bir izlenen yolun olasılığı, gerçekleşen aktivitelerin süreleri, aslında biraz stokastik bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden ARIS simülasyon kabiliyetiyle beraber süreç madenciliğiyle elde ettiğiniz o işte kazanımları diyeyim ya da elde ettiğiniz analizlerin üzerinde sürecin parametreleriyle oynayarak aslında sonuçları gözlemlemeyi sağlıyor ve bu da eğer hani süreç analizini bir böyle kapalı bir döngü olarak düşünürsek, işte süreci modelledik, otomatize ettik, ölçtük ve bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Simülasyonu yaptıktan sonra sürecin yeni haline geçirip
tekrar hayata alıp ya da işte otomasyonunu yapıp tekrar ölçümlemeye devam etmek şeklinde aslında bir döngünün kilit parçalarından bir tanesi simülasyonda. İbrahim Bey, buradan belki şeye geçebiliriz. Simülasyon biraz verim, biraz da analitikten de aslında destekleyerek verdiğin yanıttan yola çıkarak bir soru daha var. Onu da ben yanıtlamaya gayret edeyim. Veri madenciliği yapısının şirketlerde oluşmasını hızlandırır mı, etkiler mi şeklinde bir soru var. Bu da bence güzel bir soru. Çünkü process analytics dediğimiz, yani süreç zekası, süreç analitiği dediğimiz bir süreç madenciliğini de içine alan, belki bir noktada veri madenciliğini de kapsayan bir kavramdan bahsediyoruz. Bu şu anda çok da net, yüksek sesle telaffuz edilen bir şey değil ama şahsi fikrim oraya doğru gideceği yönünde. Çünkü veri analitiği dediğimiz şey de özünde içgörü çıkaran, insight, bulgu çıkaran, amacı bu olan bir araç ve bu da sonuçta bir sürece implement edilmesi lazım. Yani süreçten bağımsız düşünemeyiz, ayırt edemeyiz. Bu noktada tek bir kelimeyle cevap verecek olursam orta vadede evet olduğunu düşünüyorum. Evet, veri madenciliğinin, veri analitiğini üzerinde de bir katalizör etkisi olacaktır. Neden? Veri analitiğinin değer önerisi konusunda süreç sahiplerini ya da yöneticileri ikna edecek, ikna olma oranlarını artıracak bir araç bence süreç madenciliği. Çünkü süreç üzerinde çok net görebiliyoruz. Veri madenciliğinin, veri analitiğinin kullanım alanları ve fayda alanları sektör bazı çok değişiyor ama bilinirliğin ve farkındalığın da sektör bazı çok farklılaştığını şahsen ben deneyimliyorum. Biz konsult olarak çok farklı sektör, özellikle bir sektörde çalışma yapmıyoruz. Sektör bağımsız çalışıyoruz ama şunu söyleyebilirim ki bundan çok daha çok fazla fayda sağlayabileceğini düşündüğüm mesela perakende sektöründe analitik olgunluk seviyesi ve veri analitiği ile karar verme seviyesi ve aşinalığı çok düşük. Halbuki çok ciddi bir fayda yatıyor orada. Çok da fazla veri de var. Süreç madenciliğinin bu anlamda tetikleyici olacağını düşünüyorum. Bu cevapla birlikte şey de ekleyebilirim bununla ilişkili. Nereye doğru gidebilir yani süreç madenciliği? Tamamen bir tanımsal bir analiz mi sunar bize, yani mevcut durumla alakalı ve geriye dönük bir şey mi sunar? Hayır, aslında ilerleyen dönemlerde araçların tabii kapasitesi, kabiliyetleri arttıkça bir sonraki aktivite ne olabilir? Ya da hangi aktiviteyle ilerletirsem ben bu süreci olması gerektiği performansta bitirebilirim şeklinde yönlendirici bir hale de gelebilir veri analitiğiyle ve makine öğrenimiyle desteklenerek süreç madenciliği. Böyle giderse süreç kaç günde biter, kaç saatte biter ya da ne kadar maliyette biter? Bunları öngörmek mümkün hale gelecek. Şu an çok değil. Ayrıştırmanız gerekiyor. Daha farklı izole ortamlarda bunları yapmanız gerekiyor. Fakat tek bir platformda bunları yapmak da mümkün hale gelecek kısa süre sonra. Bunu da söyleyebilirim. Başka soru sanıyorum yok, var mı? Atlıyor olabilirim. Bir soru daha varmış. Veri analitiği ve süreç madeni kullanan şirketlerin toplam faktör verimliliklerinde ne kadar artış gözlemliyorsunuz? Süreç de çok ilintili tabii. Çok farklı bununla alakalı deneyimlenmiş kazanım örnekleri var. Hatta bununla alakalı soru ve talep gelirse belki örnek bazı bilgilerde paylaşabiliriz sonrasında. Anonim bir şekilde tabii uygulama örnekleri ve elde edilen kazanımlarla alakalı ama sürecin, yani ben daha çok kazanım kategorilerinden bahsedeyim tabii rakamdan ziyade. Bir kere sürecin transparanlığı bir bulgu. Yani bu çok bence rakamla da ölçülemeyecek bir şey. Süreci en gerçek haliyle görebilmek. İkinci tarafta sürecin performansıyla alakalı process cycle time dediğimiz çevrim süresiyle alakalı ve çevrim süresini azaltmakla alakalı ciddi kazanım alanında örnekleri görüyoruz. Süreçte kullanılan Cezmin'in bahsettiği gibi maliyet alanlarını, maliyet kalemlerini optimize etmekle alakalı ciddi kazanımlar var. Yani bu kadar kaynak değil de şu kadar kaynak harcarsan da bu süreç bu kadar zamanda biter bulgusuna ulaşabiliyorum ben process mining yaparak. Ve ilerleyen dönemde bununla alakalı öngörüsel kazanım alanlarında olacağını düşünüyorum şahsen. Konuyla alakalı takıntılı olan
birisi olarak bunu söyleyebilirim açıkçası. Sanıyorum süreyi de tamamladık. Başka da soru ben göremedim Cezmi. Son bir soru geldi sanırım. Andarım'dan tekrardan. Yapay zeka bu süreçte nasıl bir geleceği barındırıyor? Bulut servis sağlayıcılarının burada görevi ne olmalı? Yapay zeka aslında biraz bahsettik. Aris içerisinde de kullanıyoruz. Tabii böyle bir veri var. İlk etapta yaptığımız şey evet bu veriyi süreç bazlı olarak Mesela ama. Şimdi geldi. Duyamıyor musun? Süper. Ha, tamam. Şimdi geldi. Evet. Tamam, o zaman baştan şey yapayım, bilmiyorum soruyu okurken geldim ama yapay zeka süreç madenciliği uygulamalarının özellikle neresinde diye bir soru geldi. Burada Evet. aslında yani sonuçta süreç madenciliği bir veri analizinin bir alt kümesi diyebiliriz. Özellikle süreç bazlı olarak ya da bu konuyla ilgilenen veri setinin biraz daha farklı olduğu ve amacının biraz daha farklı olduğu. Aslında o yüzden yapay zeka ya da makine öğrenmesi algoritmaları diyeyim. Yine benzer şekilde burada da kullanılıyor. Çünkü işte konuştuğumuz örnekler işte ben farklı faktörlerden hangileri benim süreçlerimin daha uzun sürmesine ya da işte sürecin içerisindeki affedersiniz dar boğazlara neden oluyor. Bunları analiz etmek için aslında çok klasik yani makine öğrenmesi algoritmaları zaten bu anlamdaki teknolojilerde kullanılıyor. Daha eğer ileriye dönük olarak bakarsak hani bu işte buralarda nasıl kullanılabilir diye ben biraz şey tarafında görüyorum. Biraz daha proaktif olmayı sağlayacak. Yani süreç henüz tamamlanmadan, süreç akarken daha biz bu algoritmaları kullanarak aslında eğer daha önce izlenen bir pattern görülüyorsa, yani işte böyle başlayıp devam eden bir süreç daha önce gecikmeye neden olduysa, aslında bu bitmeden daha sürecin gerçekleşirken süreç madenciliği aslında evet şu an burada bir risk oluşuyor. Çünkü benzer şekilde başlayıp devam eden süreçler daha önce hatayla sonuçlanmıştı, daha önce geç kalmıştı ya da işte o bizim konuştuğumuz gibi belki sürecin içerisinde verimsizliklere neden olmuştu vesaire. Bu anlamlarda zaten yani kullanılmaya başlandı. Biraz veri kalitesinin açıkçası artmasıyla, daha fazla verinin gelmesiyle daha da fazla kullanacaktır. O yüzden yapay zekanın da şu an açıkçası dediğim gibi zaten içerisinde ve geleceğinde de muhtemelen çok fazla kullanılıyor olacak. Bir soru daha geldi kapatmadan. Bilinen ERP uygulamaları dışında kullanılan uygulamalardan beklenen minimum bir log yapısı ve kalitesi beklentisi var mıdır, nelerdir? Bunu da Erkan istersen çok kısaca hani teknik olarak şey yapayım, cevap vereyim. Aslında gereken ya da beklenen veri şeyi şöyle, biraz belki detay olacak ama sonuçta biz öncelikle bu süreçleri farklı kaynaklardan da olsa bir araya getirebilmek için aslında bir ortak bir süreç numarası ya da süreçleri birbiriyle bir şekilde bağdaştırabilecek bir aslında ID alanına ihtiyaç duyuyoruz. Onun dışındakiler, bu bir ERP sistemi olabilir, farklı sistem olabilir. Minimum log yapısı aslında şöyle, bir zaman, yani bu aktivitenin mümkünse başlangıç ve bitiş zamanı, yoksa sadece ne zaman tamamlandığına dair bir bilgi, varsa bu aktivitenin ne olduğunu temsil eden bir bilgi, yani bu bir satın alma siparişinin oluşturulması mıdır, bu bir onaylanması mıdır, bu bazen sistemlerde açık açık yazar bu aktivitenin ne olduğu, bazen statü kodları vesaire vardır, bazen işlem kodu vardır, yani işte PRS 002 işlemi. Bunun biz arka planda işte bir sipariş oluşturma adımı olmasını bilmemiz gerekiyor. İkincisi bu, yani bir zaman olması gerekiyor. Bu aktivitenin ne olduğunu gösteren bir işaret, bir alan, birden fazla alan olması gerekiyor. Üçüncüsü de yine varsa bu işlemi kimin yaptığı? Bu da çünkü daha sonra biraz daha organizasyonel şeffaflık açısından ya da işte bireysel performansın ölçümü açısından ya da işte gerçekten kaynak verimliliğini ölçmek açısından anlamlı oluyor. Bunun dışında bu aslında minimumda ihtiyaç olduğumuz logdaki aslında beklediğimiz veriler. Bunun dışında özellikle daha sonra işte bu kök neden analizi yapabilmek için süreçle ilgili olan işte diğer bütün hani bilgiler, işte bir yine satın alma örneğinden devam edecek olursak bu satın almanın türü nedir, işte hangi departman tarafından talep edildi, bunu sağlayan işte tedarikçi kimdir, bu bir doğrudan satın alma mı yoksa işte
bir ihale mi yapılacaktır vesaire gibi süreçle ilgili aslında ne kadar fazla bilgi varsa hem kök neden analizinde hem süreci incelerken hepsi işe yarıyor. O yüzden hani dediğim gibi minimumda ihtiyacımız olan bilgiler bunlar. Maksimumda her türlü aslında süreç analizinde faydalı olabilecek bilgiyi biz alıp değerlendirip eğer gerçekten anlamlı değilse, anlamlı bir fark göstermiyorsa zaten süreç içerisinde veri setinden çıkarabiliyoruz. Ama hani başlangıç için minimum olarak bu veri bizim için yeterli oluyor. Evet, bu da çoğu sistemde mümkün zaten. Minimum. Pekala. Sanıyorum tamamladık soruları. Umarız ki yani ben kendi adıma başta söylediğimiz, başta hedeflediğimiz havayı, atmosferi oluşturabilmişizdir böyle söyleşi gibi yaparak. Umarız biraz bilgileri böyle paylaşmak, dile getirmek, biraz soru uyandırmak, biraz da çözümlerden, çözümümüzden bahsetmek istedik. Ben kendi adıma hem Tuğsen Hanım size, hem değerli katılımcılara, hem de Cezmi sana çok teşekkür ederim. Bence güzel bir oturum oldu. Umarım sizler de benzer düşünüyorsunuzdur. Erkan Bey çok teşekkür ederiz. Cezmi Bey size de çok teşekkür ederiz. Çok yoğun bir ilgiyle izlendi ve dinlendi. Biz de takip ettik. Tekrar teşekkür ediyoruz katılımınıza. Pekala. Görüşmek üzere o zaman. Teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkürler. Evet efendim, herkese tekrar merhaba. İçeriği zengin, özellikle bu dönem için çok önemli olan konu başlıklarını incelediğimiz bu güzel söyleşi, değerli konuşmacılarım söyleşi için değerli konuşmacılarımıza, Software AG'ye ve Konsulta'ya sağlıkları, katkılar için çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, umarız ki çok fazla sizleri yormamışızdır. Faydalanabileceğiniz bilgileri size iletebilmiş olmayı umuyoruz. Etkinliğimize yer aldığınız için sizlere de çok teşekkür ederiz. Hem daha sekmesinden Software AG'nin dokümanına erişebilirsiniz, oradan indirebilirsiniz. Bunun yanında etkinlik bitiminde sistemimiz tarafından sizlere çok kısa bir anket ulaşacaktır. Çok zamanınızı almayacak bu anket doldurmanızı sizlerden rica ediyoruz. Görüşleriniz işlerimizi daha iyi yapabilmek adına bizim için çok kıymetli. İsteyenleriniz yarın itibariyle şu an tamamlamış olduğumuz bu etkinliğin video kaydını kayıt için kullanacağınız link ile giriş yaparak izleyebilirler. Bir başka etkinliğimizde yeniden bir arada olabilmek dileğiyle çok sevgiler ve sağlıklı günler dilerim.